1451 yılında Avrupa'daki astronomlar gözlerini gökyüzüne çevirdiklerinde korkunç bir durumla karşılaştılar. Durum korkunç muydu, değil miydi? Bu bilinmez ama yorumu korkunçtu. 1451 yılında Halley kuyruklu yıldızı dünyanın çok yakınından geçiyordu. Orta Çağ elbette ki bunun bir şekilde yorumlanması lazımdı. Daha sonraki yıllarda aslında Halley'in dünyaya yaklaşıp geçerken Edirne'de doğmuş olan bir şehzadenin Osmanlı tahtına babasının ölümünden sonra tam olarak ve kesin olarak geçmesi ve Avrupa'nın üzerine de bir kabus gibi onların bakış açısından çökmesiyle birlikte Papa ileriki yıllarda bunu bir uğursuzluk sayacak ve Halley kuyruklu yıldızını aforoz edecek ve uğursuz ilan edecekti. Bu Türklerin yıldızıydı çünkü. Hatta Türklerin tarih yıldızıydı. Evet, aslında 12 yaşındayken tahta çıkmış fakat daha sonraki iç karışıklıklar nedeniyle tekrar Manisa'ya sancağına dönmüş olan Şehzade Mehmet artık Sultan II. Mehmet olarak Osmanlı tahtına çıkmıştı. Çok iyi dersler almıştı. Kısacık hükümdarlığı döneminde gördüklerini aklına kaydetmişti. Kendisi çok zor bir çocuktu. Çok akıllıydı ama eğitim konusunda hocalarını gerçekten terler döktüren birisiydi. Öyle kolay kolay zapt edilemez bir hükümdardı. Tahta çıktığında onu hem dışarıda pek çok olay hem de içerideki pek çok karışıklık bekliyordu. Bunların hepsini düğüm çözer gibi tek tek çözecekti. Ve Osmanlı tarihine tabiri tam uygunsa bir makas değiştirecekti. Çünkü artık Osmanlı hükümdarları bir Türkmen beyi kimliğinden sıyrılıp kelimenin tam anlamıyla bir imperyum yani imparator olacaklar ve Osmanlı Devleti'nde bir imparatorluk olacaklar. Bu tabirler çok mu batılı geldi size? Evet, genel anlamda siyaset bilimi olduğu için söyledim. Ne Osmanlı kendine imparatorluk demişti ne de Osmanlı hükümdarları kendilerine imparator adını vermişlerdi. Memaliki Mahruse-i Osmaniye, Devlet-i Aliye-i Osmaniye hatta Devlet-i Aliye Yüce Devlet diye bilinen bir isimlendirme vardı. Ama göreceğiz ki Fatih Sultan Mehmet apayrı bir kişilikti. Çünkü kendisi çocukluğundan beri hem Türk hocalarla hem de İtalyan hocalarla birlikte hem doğuyu hem de batıyı bilen muazzam bir eğitim almıştı. Karakteri buna çok elverişliydi. Büyük İskender'den tutun da Roma imparatorlarına kadar batıda yaşananları çok iyi sindirmiş, kendi tarihi ve doğuda yaşananları da birleştirmiş ve kendisine bir vizyon oluşturmuştu. Neydi bu vizyon? Bu vizyon Roma'nın Müslüman olarak yeniden diriltilmesiydi. O yüzden kafasında iki yer vardı. Bu iki yerden birisi o dönemki adıyla Konstantinopolis olarak bilinen artık Doğu Roma ya da Bizans dediğimiz devletin başkentiydi. İkincisi ise elbette ki Roma'ydı. İşte vizyonu buydu. Onun amacı İstanbul'un başkent olduğu bütün Akdeniz'e egemen bu yüce devleti, Devlet-i Aliye'yi tekrar bir dünya devleti haline getirmekti. Ama önce içerideki bazı sorunları çözmesi gerekiyordu. Çünkü devlet tam anlamıyla merkeziyetçi değildi. Büyük Türk aileleri vardı ve bunlar Akıncı ailelerdi. Bu aileler sürekli saltanatta bir ortaklık vurgusu yapıyorlardı. Önce bunu çözmesi lazımdı. Bunu çözmek için de hedefindeki kişi Çandarlı Halil Paşa olacaktı. Ama hamle yapmak için çok erkendi. Bütün gücünü İstanbul'un fethedilmesine verdi. İstanbul'u fethetmek için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ama devlet adamları ki başında Çandarlı vardı pek çoğu İstanbul'un fethedilmesinin yeni bir Haçlı Seferi'ne yol açacağını ve devletin başına iş açacağını düşünüyorlardı. Bizans zaten İstanbul'a sıkışmıştı ve Osmanlı'ya vergi veriyordu. Osmanlı'ya sorun çıkarabilecek bir güç de değildi ki. Neden böyle bir fetih için bu kadar riske girilsindi? Ama Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu büyüktü. İstanbul'un hem jeopolitik konumu hem de anlamsal konumu çok önemliydi. Bunun için hazırlıklar yapıldı. Büyük toplar döktürüldü. Fatih Sultan Mehmet Demirköy'deki dökümhanenin başında bizzat durup topları inceledi. Hatta kendisinin icadı olan havan toplarını bile hesaplamalarını kendisinin yaptığını söylenir. Kendisi gerçekten iyi eğitimli biriydi demiştik. Sadece Roma hükümdarlarının hikayeleriyle doğudaki büyük cihangirlerin hükümdarlarını bildiğimizi söylemedik ki.
aynı zamanda gök bilimi üzerine çok usta ve matematiksel hesaplar üzerine yetkin birisiydi. Birbirinden fazla dil bilirdi. Arapçaya, Farsçaya vakıf olduğu gibi İtalyancayı ve Rumcayı da çok iyi bildiği söylenir kendisinin. Hazırlıklar yapılmaya başlandı. Öncelikle Bizans'ı sezdirilmedi. Barışçı bir hükümdar portresi çizildi. Ama arkasından hedef ortaya çıktı. Birdenbire Rumeli Hisarı denilen bir kale yükselmeye başlandı. Bizans olayın nereye gittiğini anladı. Görüşmelerde bulunsa bile Fatih Sultan Mehmet, ki o dönemde daha Fatih unvanını almamıştı, Fatih Sultan Mehmet görüşmeleri kapattı. Rumeli Hisarı Boğaz'ı kelimenin tam anlamıyla kontrol ediyordu. Çünkü Venedik gemileri başa büyük iş açabilirdi. Onun dışında ordular hazırlandı. Anadolu'daki Karaman Beyliği ile anlaşma yapıldı. Donanmalar kuruldu ve stratejiler masaya yatırıldı. 52 gün sürecek kuşatma 1453 yılının Nisan ayında başladı. Ve özellikle karadan büyük toplarla getirilmiş Osmanlı ordusu İstanbul'u karadan kuşattı. Avrupa bunu duyunca korkuyla titredi. Hemen yardım gönderilmesi için çalışmalara başlandı. Haçlı ordusu toplanmaya çalışıldı ama nafileydi. Haçlı ordusu toplanmadı. Ama elbette ki gönüllüler gitti. Özellikle 11. Konstantin, Bizans İmparatoru, şehri savunmak için bir İtalyan, yani Cenevizli bir komutan, Giovanni Giustiniani'yi çağırdı. Giustiniani kale savunmasında paralı bir askerdi ve muazzam yetkinliği olan birisiydi. Kalenin, İstanbul surlarının savunulmasını Giovanni Giustiniani adamlarıyla birlikte üstlendi. Evet, kuşatma uzuyordu, toplar ateşliyordu. Macar Urban'ın döktüğü toplar ve Türk ustaların döktüğü toplarla surlar yarılıyordu. Ama Giustiniani'nin emrindeki Bizanslılar canhıraş bir şekilde mücadele edip saldırıları püskürtüyorlar. 1, 3, 5, 10 günler ilerliyordu. Fatih Sultan Mehmet daha da öfkeleniyordu. Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni, dedi. Artık bu kadar büyük bir riske girmişti. Çandarlı Halil Paşa, padişaha bu işin kötü yere gittiğini ve bir an önce anlaşma yapılıp vazgeçilmesini söylüyordu ama nafile. 52 gün süren kuşatmanın sonucunda Bizans'ın kurduğu zincir, gemilerin karadan yürütülmesiyle, ki bunu gören Bizans ve Cenevizli askerler haç çıkararak "Tanrım bu nasıl bir şeytanlıktır?" diyerek adeta moral bakımından çökmüşlerdi. Karadan yürütülen gemiler, yine karada inleyen şahi toplar, yıkılan surlarla birlikte en son Giustiniani'nin yaralanmasıyla artık İstanbul'un dayanamayacağı anlaşıldı. Elinde kılıcıyla son büyük hücuma ordusunu kaldıran Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde doğunun incisi Konstantinopolis'i fethetti. Herkes tir tir titriyordu. Büyük bir katliam bekleniyordu. O dönemin geleneğine göre askerlere 3 gün şehri yağmalama izni verildi. Bu fetihle alınan bir şehirde o dönemin şartlarına doğal bir haktı. Ama şöyle dedi Fatih: "Şehirdekiler sizin, binalar benim. Binalara dokunmayacaksınız." Bu aslında bu şehri ne kadar ayağa kaldırmak için uğraştığını gösteriyordu. Ve gerçekten 3 gün bile dolmadan yağma bitti. Fatih Sultan Mehmet, başta din adamları olmak üzere, bütün halka emanname verdi. Yani canlarını bağışlıyordu. Fatih'in bundan sonra yaptığı, ki artık Fatih unvanını almıştı, yapacağı bu şehri yeniden ayağa kaldırmaktı. Çünkü 1204 yılında gelen Haçlılar İstanbul'un bütün ihtişamını söndürmüşler ve İstanbul'u sönük bir yer haline getirmişlerdi. Haçlıların Bizans'ın elindeki İstanbul'u sönük bir yer haline getirmesinin son veren ve İstanbul'u tekrar görkemine kavuşturan Fatih Sultan Mehmet oldu. Pek çok insan Anadolu'dan buraya çağrıldı. Rumlar affedildi. Vergi affı geldi. Şehirde kendilerine binalar verildi. Ve İstanbul'da büyük bir imar faaliyetiyle İstanbul dünyanın göz bebeği olacak bir yer haline getirildi. Peki Fatih'in işi bitti mi? İstanbul'u aldıktan sonra durdum. Hayır. Fatih Sultan Mehmet adeta bir silindir gibi doğudaki ve batıdaki devletleri ve imparatorlukları ezerek
o gözündeki vizyonu, Devlet-i Aliye'yi, yani Müslüman bir Roma'yı tekrar diriltmek ve bir dünya devleti, küresel bir imparatorluk kurmak için hamlelerini yapmayı sürdürdü. Karadeniz'in kıyılarını aldı, Karadeniz'in ötesindeki Kırım'ı fethedip Karadeniz'i bir Türk gölü haline dönüştürdü. Batı'da Bosna ve Hersek, Sırbistan'ın son kalan yerleri ve özellikle Belgrad'ı almak için harekete geçti. Bunların arasında bir tek Belgrad'da başarısız oldu ama büyük bir bozgunu önledi. Bizans'ın son kalan artıklarını temizleyip bugünkü Yunanistan diye bildiğimiz Mora Yarımadası'na kadar olan bütün kısmı ele geçirdi. Doğu'da kendi soydaşı ve dindaşı olan Karamanoğulları beyliğini ortadan kaldırdı. Artık bir sorun olmayacaktı. Daha da ileri gidip özellikle Fırat Nehri'nde yükselen bir güç olan Doğu Anadolu'yu elinde tutan Müslüman Türk hükümdar Uzun Hasan'la bir otluk beli savaşına girdi. Ve bu savaşta Akkoyunları yenerek Doğu'yu da egemenlik altına aldı. Fatih Sultan Mehmet dönemi, Tuna'dan Fırat Nehri'ne kadar İstanbul'un başkenti olduğu güçlü bir devlet vardı artık. Bu devlet içerisinde Türk ailelerin yeri sorgulanır hale gelmişti. İşte şehzadeliğindeyken kendisine politik bir oyun oynayan Çandarlı Halil'i unutmamıştı. Hem İstanbul kuşatmasında kendisine muhalefet de etmemiş miydi? Ve bir fırsatını buldu. Bizanslılarla işbirliği yaptığı suçlamasıyla Çandarlı Halil idam edildi. Çandarlı ailesinin yönetimdeki söz hakkı bitmiş oldu. Ve diğer Akıncı ailelerinin pozisyonu düşürüldü. Artık Osmanlı Devleti bir imperyumdu. İmparatorluk. Hala bu kelimeden rahatsız mı oluyorsunuz? Hemen kısa bir etimolojisini vereyim. Latince'de imperare kelimesinden gelen buyurmak, emretmek anlamındadır. Bizim sultan dediğimizde Arapça'da sulta, yani buyruk sahibi, otorite sahibi, emir sahibi insan demektir. Bence kelimelere takılmayıp içeriğine bakalım. Artık Fatih Sultan Mehmet tam bir sultan, yani imparatordu. Kanunnamesini yayınladı. Hükümdar artık tek başına yemek yiyecek, kimse yanında oturamaz dedi. Kardeş katli yasasını çıkararak devletin salahiyeti için başa geçenler, ki önceden pratikte uygulanıyordu, artık kardeşlerini katledebilirler dendi. Bu Romalıların şu sözüne benziyordu. Aut Caesar, aut nihil. Ya kralsın ya da bir hiç. İmparatorluk, ortaklık kabul etmezdi. Kendisine Kayseri Rum, yani Roma Sezarı unvanını veren Fatih Sultan Mehmet sadece gözlerini batıya dikmiş biri değildi. Size bir sır vereyim. 1400'lü yıllarda öyle batının örnek alınacak bir tarafı yoktu. Işıldayan doğuydu. Ama Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu başkaydı. Kendisi pek çok dil bilen bir Rönesans hükümdarıydı. Kah sarayında Bellini'ye portresini yaptırdığını görürüz. Kah Plutarkos'u okuduğunu veyahut da Ortodoks rahiplerle birlikte dini ve fikri tartışmalar yaptırdığını, ulemaya İbn-i Rüşd ile Gazali arasındaki konuyu tartıştırdığını görürüz. Muazzam entelektüel bir hükümdardı. Tabii ki bu hükümdar aynı zamanda büyük bir mareşal, büyük bir asker ve diplomatik zekası ışıl ışıl parlayan büyük bir hükümdardı. 16 yıl Venediklilerle savaştı. Karada pek çok yeri fethetti. Fakat yetinmedi. Gedik Ahmet Paşa'ya emir verdi ve ordusu İtalya'nın topuğundaki Otranto'ya çıktı. Şöyle diyordu Fatih Sultan Mehmet. Kızını aldık, şimdi sıra anasında. Hedefi Roma'ydı ve Roma'ya doğru ilerliyordu. Yani artık o büyük Roma İmparatorluğunu yeniden diriltmek, devlet aliyi olarak kurmak için İtalya'daydılar. Ama Otranto'da kaldılar. Çünkü bu büyük hükümdar, yani zekasıyla ve askerliğiyle Osmanlı tarihinden ayrışmış olan sembol hükümdar, kimseye haber vermeden yeni bir sefere başlamıştı. Anadolu yakasına geçti. Gebze'deki Hünkar Çayırı denen bir bölgede birdenbire şiddetli ağrılara maruz kaldı. Sultan yatağa düşmüştü. Hemen hekimler çağrıldı ama sultan ağrılardan kurtulamadı ve bu şiddetli ağrılar sonucunda hayatını kaybetti. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybetmesiyle elbette ki Otranto Seferi durdu ve buradaki Osmanlı birlikleri de geri çekildi. Bu büyük vizyon böylece durmuş oldu.
Ama enteresan bir olay yaşanıyordu. Fatih Sultan Mehmet doğal yollarla mı ölmüştü yoksa öldürülmüş müydü? Bu tarihçiler tarafından uzun yüzyıllardır tartışılan bir meseledir. Baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in öldürüldüğüne dair iddia ortaya koyanlar Aşık Paşazade'deki bir şiiri kanıt olarak gösterirler. Artı buna ek olarak Fatih'in iki doktoru vardı. Birisi İran kökenli Acem Lari yani Lari Çelebi'ydi. Çok enteresan bir bağlantı kuralım. Tıpkı Sherlock Holmes romanı gibi. Lari Çelebi'nin ilişkide olduğu Fatih'in oğullarından Şehzade Bayezid'di. Ve Şehzade Bayezid'in babasını zehirletmek için Lari Çelebi'yi kullandığına dair bir iddia vardır. Çünkü ilk tedaviyi Lari Çelebi yapmış, ona bir ilaç vermişti. İlaç onu iyileştirmek şöyle dursun, ağırlığını daha da arttırmıştı. Sultanın kötüleştiğini gören devlet adamları bu sefer diğer doktoru olan Yakup Çelebi'yi çağırdılar. Yakup Çelebi aslında Müslümanlığa dönmüş bir Museviydi. Yakobo adındaki bir Museviydi ve Yakup Paşa unvanını alıp paşalığa kadar gelip sultanın özel doktoru olmuştu. Dahası Venediklerle arası çok iyiydi. Fatih Sultan Mehmet'e defalarca Venedik'in de suikast düzenlediği bilindiği için Yakup Çelebi'nin bu işte parmağı olduğunu, dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in Venedikliler tarafından zehirlendiği kuşkusu da yüksektir. Ve Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra kelimenin tam anlamıyla İstanbul bir kaosa büründü. O yüzden yeni padişah başa geçene kadar imparatorluk temelleri sarsılır mı diye korkuldu ama hayır. Artık Fatih Sultan Mehmet Anadolu ve Rumeli'yi birleştirmiş. Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis'i İstanbul yani İstanbul'a çevirmiş ve çıkardığı kanunnamesiyle de Türk aileleri sindirmiş. Tam bir imperium yani büyük bir sultanlık kurmuştu. Artık Osman Gazi'nin temellerini attı ve Orhan Gazi'nin aşiretten devlete dönüştürdüğü yapı şimdi dünya çapında büyük bir sultanlık, büyük bir imparatorluk haline gelmişti. Fatih Sultan Mehmet gerçekten tüm yaptıklarıyla büyük imparatorlukları devirerek, devletleri alarak ve devletin sağlam temellerini kurarak büyük bir miras bırakmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberi geldiğinde başta Roma ve Venedik olmak üzere bütün Avrupa'da sevinç çanları çalınmıştı. Venedikli elçi İstanbul'dan gelen haberi Roma'ya şöyle ulaştırıyordu. Büyük Kartal öldü. Şimdi yepyeni bir dönem başlayacaktı.